Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri sonrasında yaşanan bazı büyük değişimler, hayvanların nesillerinin yok olmasına ve yeni hayvanların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte biz de bugünkü videomuzda sizlere nesilleri milyonlarca yıl öncesinden tükenen hayvanlardan bahsedeceğiz. Videomuza 65 milyon yıl öncesinde dinozorlarla birlikte neslinin tükendiği düşünülen ama ilk kez Afrika'da bulunan deniz canlısı Coelacanth'la başlıyoruz. 1938 yılında Afrika'nın doğusunda balıkçılar tarafından canlı olarak bulunan ve daha sonrasında 1997 yılında Endonezya'da bulunan Coelacanth adlı bu balık görenleri fazlasıyla büyülemiştir. Yüzeyin 700 metre derinliğinde yaşadığı bilinen, sayısı hakkında net bir bilgi olmayan bu balığın sayısının Endonezya yakınlarında 1000, Afrika yakınlarında ise birkaç tane olduğu tahmin edilmekte. Milyonlarca yıl öncesinde de yaşayan Coelacanth balık türünün bugünlere gelene kadar da evrim geçirdiği diğer bilgiler arasında. Sıradaysa nesli tükenmiş, kedi ailesinin alt ailesine ait kılıç dişli bu kedi bulunmakta. Kılıç dişli kaplanlar, kılıç dişli aslanlar olarak anılan bu hayvanların nesilleri tükenmeden önce gruplar halinde yaşadıkları bilinmekte. Alt dişleri diğer kedilere benzeyen bu hayvan türünün üst dişleri 20 santim boyutunda kılıç gibi keskin sivri dişler. İnce olmasından dolayı yetkililer bu dişlerin zarar vermediğini söyleseler de yapılan araştırmalar dişlerin yine kendi türündeki hayvanlara kolaylıkla zarar verdiğini ortaya çıkartmıştır. Yaklaşık olarak 30 bin yıl önce nesli tükendiği düşünülen bir sürüngenle videomuza devam edeceğiz. Komodo ejderiyle akraba olan Megalania'nın boyunun 7 metre, ağırlığının ise 1940 kilogram olduğu düşünülmekte. Hatta bu hayvanların son zamanlarının aborjinlerin yerleşik zamana geçtiği ilk zamanlara denk geldiği de söylenmiştir. Peki sizce oldukça keskin dişlere sahip yırtıcı bu canlının avcı halk aşırı havlanma sonucunda neslini tüketmiş olabilir mi? Şimdi ise 84 yıl öncesinde nesli tükendiği düşünülen Tazmanya kaplanı karşınızda. Türün son örneği 1936 yılında Hobart Hayvanat Bahçesi'nde ölmüş ve böylece de türün neslinin tükendiği düşünülmüştür. Fakat geçtiğimiz son 3 yıl içerisinde 8 kez bu kaplanın görüldüğüne dair raporlar bulunmakta. Ana vatanı Avustralya olan Tazmanya kaplanını yine Avustralya halkı son zamanlarda gördüğünü iddia etmekte. Fakat gördüğünü iddia eden bu kişiler dışında hayvana ait farklı görsel kanıt hala bulunamamıştır. Şimdi ise sırada dev kuş Moa bulunmakta. Milyonlarca yıl boyunca Yeni Zelanda'da yaşamını sürdüren dev, uçamayan kuş türü olan Moa'ların nesli yaklaşık 600 yıl önce tükenmiş. Bu kuş türünün yok olmasına ait yapılan çalışmalarda bu kuşların insanlar tarafından katledildiği işaret edilmiş. Hatta Moa'ların yaşadığı adaya giden pek çok kişi bazen hangi kuşa ait olduğunu bulamadıkları kuş sesleri duyduklarını da söylemekte. Peki sizce Moa'ların bir türü evrim geçirerek günümüze kadar gelmiş olabilir mi? Peki siz bu ve diğer nesli tükenmiş hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hayvanlar sizce dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyor olabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.